RT Şah TV Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın huzur ve sevinci yaşanıyor. RT Şah TV olarak tüm izleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Bugünlerin ülkemiz ve milletimizin birlik ve beraberliğine, huzur ve güvenine vesile olmasını diliyoruz. Kesilen kurbanları Allah kabul etsin. Vali Süleyman Kahraman, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Sarak yayınladıkları mesajlarda Erzincan halkının Kurban Bayramı'nı kutladılar. Erzincan Valisi Süleyman Kahraman yazılı mesajında birlik beraberlik mesajları vererek terör olaylarının son bulmasını istedi. Araç sürücülerini de uyaran Vali Kahraman trafik kazalarına karşı dikkatli olunmasını isteyerek kesilen kurbanların kabul olmasını diledi. Vali Kahraman tüm halkın Kurban Bayramı'nı kutladı. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Sarak mesajlarında tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladılar. Bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize, devletimize hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişeceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Birlik ve beraberliğin simgesi olan bayramlarımızdan birine daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ülkemiz ve coğrafyamızın içinde bulunduğu zor günlerin bayramlarımız vesileyle son bulmasını temenni ediyorum. İl Müftüsü Yavuz Karabayır Kurban Bayramı nedeniyle RT Şah TV'ye açıklama yaptı. Karabayır kurban kesiminin önemine değinerek birlik beraberlik mesajları verdi. Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır Kurban Bayramı nedeniyle RT Şah TV'ye açıklamada bulundu. Kurban kesiminin önemini vurgulayan Karabayır, birlik beraberlik mesajı vererek tüm halkın bayramını kutladı. Bu Kurban Bayramımızda benim halkımıza vereceğim en büyük, en güzel mesaj, birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin, Cenab-ı Hakk'a yakınlığımızın ifadesi manasında olan Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde kalbi ve akli derinlikle birlikte en güzel şekilde ifa ve idrak etmektir. Kurbanlarımız bizi inşallah Cenab-ı Hakk'a yaklaştırsın. Kurban zaten kelime ifadesi manası olarak da Allah'a yakınlık ifade eden mana içerir. Aynı zamanda bayramlar birlik ve beraberliğin, kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı günler, mübarek günler demektir. Cenab-ı Hak bu vesileyle bizim bayramımızı mübarek eylesin. Hususen İslam dünyasının şu anda içinde bulunmuş olduğu günlerde, zor günlerde ve memleketimizde de yaşanan bir takım sıkıntıların bir an evvel bitmesini Cenab-ı Hak'tan temenni ediyoruz. Bayram birlik ve beraberliktir dedik. Rengi, dili, ırkı ne olursa olsun, mezhebi, inancı ne olursa olsun, aynı ortamı paylaşan insanların, aynı vatanı paylaşan insanların birbirlerini anlayarak kardeşçe yaşamaları demektir. Hakiki bayram budur. Bayram olsa bile adı, eğer zulüm, işkence, açlık ve bir takım sıkıntılar varsa o hakiki bayram değildir. Günümüzde birçok kimsenin vatanını kaybetmiş olduğu, vatansız kaldığı bir bu zamanlarda bizlerin de vatanımızın kıymetini iyi bilmemiz, Kürt, Türk, Çerkez, Abaza gibi veya Alevi, Sünni gibi bir takım ön yargılarla birbirlerimize bakmamamız, kardeş oluşumuz, aynı vatanda, aynı bayrak altında yaşamış olmamız bizler için yeterli olmalıdır. Ben her zaman şunu söylüyorum. Türkiye'miz büyük bir devlet, lider bir devlet. Tarihte olduğu gibi inşallah yine İslam dünyasına, insanlığa örnek ve önder olacak bir devlet. Dış dünyada yaşanan, Türkiye'nin dışında yaşanan hadiseler belki bizim memleketimizde de icra edilmek isteniyor. Belki bizim vatanımız üzerinde de bir takım oyunlar sergilenmeye çalışılıyor. O yüzden birlik beraberliğe çok ihtiyacımız var. Eğer bizler de bu oyuna gelirsek biz sahipsiz kalırız, vatansız kalırız. Böyle büyük bir devlet, Suriye'nin Türkiye'si var, Irak'ın Türkiye'si var, Orta Asya'nın, Orta Doğu'nun Türkiye'si var. Ama Türkiye'nin başka bir Türkiye'si yok. Gidecek başka bir memleket, sığınacak başka bir diyar yok. Bizi ne Yunanistan kabul eder, ne İran kabul eder, ne Rusya kabul eder. Bu yüzden temennimiz odur ki bu bayram memleketimizde inşallah kardeşliğin,
dostluğun daha da pekiştiği bir bayram olsun. Bayramımız hakiki bayram olsun bu manada. Ve bu temenni ve duygularla da sizleri selamlıyor ve hürmetlerimi arz ediyorum. Hayırlı bayramlar. Bayram nedeniyle tüm hazırlıklar tamamlandı, birimler önlemlerini aldı. Kurbanlıklar sadece ticaret borsasına ait hayvan pazarında satışa sunuldu. Bayramda açık alanlarda, arsalarda ve halka açık yerlerde kurban kesimine izin verilmiyor. Bayram namazı ise Erzincan'da 07.50'de kılınacak. Kurban Bayramı öncesi tüm birimler hazırlıklarını tamamladı. Halkın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmeleri için Erzincan Valiliği, Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir takım önlemler alındı. Bayramda açık alanlarda, arsalarda ve halka açık yerlerde kurban kesimine izin verilmeyecek. Yasağa uymayanlara para cezası uygulanacak. Erzincan Belediyesi kesim evi ve özel kesimhanelerde kurban kesim hizmeti verilecek. Ayrıca vatandaşlar evlerinin bahçelerinde hijyen kurallarına uymak kaydı ile kurban kesebilecekler. Sayın seyirciler, Tunceli Erzincan karayolunu trafiğe kapatan teröristler dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sivil araca ateş açtılar. Olayda araçta bulunan bir kişi yaralanırken Erzincan'a getirilerek tedavi altına alındı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Tunceli Erzincan Karayolu Pülümür ilçesi yakınlarında teröristler yol keserek araçları durdurdular. Araçlardan indirdikleri vatandaşlara propaganda yapan teröristler durmayarak kaçmaya çalışan bir araca ateş açtılar. Açılan ilk ateş sonucu araçta bulunan İsmail M. sırt bölgesine isabet eden ve kafasını sıyıran kurşunla yaralandı. Otomobilde bulunanlar tarafından Erzincan'a getirilen yaralı vatandaş Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Açılan ateş sonucu aracın arka camı patladı. Ameliyata alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tunceli üzere şeye gittik, Kovancılar'a. Saat kaç gibiydi? Saat 11'de buradan çıktık. Gittik işte. Giderken de PKK'lılar yolu kesmişti. Kimlik mimlik kontrolü yaptı, bıraktılar. Gittik, kağıtları imzalattık işte. 4.30 gibi oradan çıktık. Terhal yazıcı orada PKK'lılar. Durdurdular bizi. Ondan sonra devam et dediler. Arkadaş da surattı, şey ettiği gibi. Peşimizden mermi atmaya başladılar. Evet, yaralandınız. Nerenizden yaralandınız? Ben kafamdan bir mermi sıyırtmış. Evet. Bu kalçadan. Mermi de burada yaralı. Kaç kişiydiniz arabada? 5. Büyük geçmiş olsun. Sağ ol. Tüfekle oyun hayatına neden oldu. Erzincan'ın Tercan ilçesinde meyve ağacına tüfekle vurarak meyve almak isteyen 23 yaşındaki genç, silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Erzincan'a getirilen yaralı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tercan ilçesine bağlı Başköse köyünde askerden yeni gelen 23 yaşındaki Alparslan P, bahçede bulunan meyve ağacına silahının dipçiğiyle vurarak meyve almak istedi. Silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan genç, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen gencin yakınları sinir krizleri geçirdi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sayın seyirciler, Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıkları yakalamak için Erzincan Belediyesi tarafından atlı ve motorize kurban yakalama timi oluşturuldu. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Erzincan Belediyesi tarafından kaçan kurbanlıkları yakalamak amacıyla oluşturulan kurban timi çalışmalarına başladı. 24 Erzincan Spor'a ait tesislerde kondisyon yapan 9 kişilik ekip şınav çekiyor, kement atıyor ve silahla eğitim alıyor. Geçen yıl kurban timine eklenen 2 atlı personele ek olarak bu yıl 2 ATV motosikletli personelle güçlendirilen ekip büyük araçların giremediği yerlerde devreye girerek kurbanlıkları yakalamaya çalışacak. Günde 2 saat eğitim alındığını ifade eden ekip şefi İlhami Kurtaran, "Hedefimiz kaçan kurbanlıkları çevreye ve kimseye zarar vermeden yakalayarak sahibine teslim etmek," dedi. Her sene olduğu gibi yaklaşan Kurban Bayramı neticesinde Erzincan Belediyesi ekipleri olarak bu sene 9 kişilik bir ekip kurduk. Ekibimizin içerisinde 2 tane atlı birlik, 2 tane motorize ekip, 2 tane de kasaba olmak üzere bir de bunları yöneten şef olmak üzere 9 kişi bulunmaktadır. Bu seneki amacımız da her sene olduğu gibi belediyemizin bize sağladığı imkanlar doğrultusunda kaçan kurbanlıklara en kısa sürede müdahale edip yaralanmalarını, çevreye zarar vermelerini engelleyip sahiplerine teslim etmek olacaktır. Erzincan Belediyesi'nden yapılan açıklamada Kurban Bayramı süresince kaçan kurbanlıklarla ilgili sorunlarda vatandaşların 444-9024 numaralı telefonu arayarak kurban timinden faydalanabileceği ifade edildi.
Öte yandan Erzincan halkının Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmeleri amacıyla tüm önlemlerin alındığı ifade edildi. Erzincan Belediyesi hizmette en iyi yakalamak noktasında her yıl yürüttüğü bir çalışmayı bu yıl yine tekrarlıyor. Kurban tümümüz 9 kişilik bir ekiple antrenmanlarına devam ediyor. Halkımız Kurban Bayramı boyunca 444-9024 numaralı telefonu arayarak kurban tümümüzden faydalanmak istediğini belirtirse kaçan kurbanlıklara en kısa sürede müdahale etmek ve sahiplerine teslim etmek maksadıyla bu ekipler çalışmalarını sürdürecekler. Bu ekipte şu anda 2 tane motorize birliğimiz var. Ayrıca 2 atlı birliğimiz var. 2 tane kasabımız var. 3 tane de yakalama görevlimiz var. Toplam 9 kişiden oluşuyor bu ekip. Geçen yıl ekibimize atlı birlikleri katarak biraz zenginleşmiş, genişletmiştik. Ekibin müdahale gücünü artırmıştık. Bu yıl biraz daha güçlendirerek motorize birlikleri ilave ettik. Erzincan Belediyesi Kurban Timi bu yıl en iyi şekilde hizmet verecek inşallah. Ekiplerimize kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Hayırlı bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Sayın seyirciler, trafik yoğunluğunda bir vatandaşla tartışan araç sürücüsü aracına bindi ve aracı vatandaşın üzerine sürdü. Otomobil vatandaşın ayağının üzerinden geçti. Vatandaş yaralandı, otomobil sürücüsü ise kaçtı. Bayram trafiği yoğunluğunda otomobil sürücüsü ile bir vatandaş tartıştı. Araçtan inen sürücü çevredekilerle tartışırken bir vatandaş aracın önünde durarak gitmesini engelledi. Tekrar otomobile binen sürücü hareket edince araç vatandaşın ayağının üzerinden geçti. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erzincan bu bayram arifesinde yine en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Cadde ve sokaklar dolup taşarken vatandaşlar alışveriş telaşındaydı. Esnafın bir nebze de olsa yüzü güldü. Arife günleri kurulan halk pazarının yerinin değişmesi ise tepkilere neden oldu. Erzincan yine en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Bir yandan bayram tatilini geçirmek üzere il dışından gelenler, diğer yandan bayram alışverişi yapan vatandaşlar caddelerde büyük yoğunluk oluşturdu. Arife günlerinde kurulan halk pazarının yerinin değiştirilmesi ise tepkilere neden oldu. Manifaturacılar sitesi yanındaki caddeye kurulan halk pazarı boş arsaya taşınınca satıcılar da alıcılar da şikayetçi oldu. Spor haberimizle RT Haber'e devam ediyoruz. Ziraat Kupası 2. tur maçında deplasmanda 2. lig takımlarından Pendik Spor'la mücadele eden 24 Erzincan Spor maçın uzatma dakikasında kazandığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3. tura yükselen takım oldu. 24 Erzincan Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. lig takımlarından Pendik Spor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Erzincanlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk yarısı ve normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Tek maç eleme usulü oynanan maçın uzatma bölümüne geçildi. Karşılaşmanın 100. dakikasında Fatih Özer'in attığı golle 24 Erzincan Spor karşılaşmayı 1-0 kazanarak Ziraat Kupası'nda bir üst tura çıktı. Sırada hava durumu var. Sayın seyirciler, bayramın birinci günü ve bayram süresince Erzincan'da yağmur beklenmiyor. Şimdi de Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Erzincan ve çevresinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle. Erzincan 10-30, Erzurum 10-26, Sivas 12-29, Elazığ 14-32, Malatya 16-32, Bayburt 11-28, Tunceli 15-32, Gümüşhane 14-30 ve Giresun 21-27 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Zübeyde Eczanesi. Zübeyde Eczanesi Devlet Hastanesi karşısında. RT Şah TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Sevgili seyirciler, haber bültenimizin sonunda bir kez daha Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz. İyi bayramlar, hoşça kalın.